Bakın Türkiye her dönemde acılar çekti. Her dönemde 74 harbinden tutun ta bugüne ama 80'li yılların sonları, 90'lı yılların başlarından 2002'ye kadar yani AK Parti'nin iktidarına zemin hazırlayan olayları hep beraber yaşadık değil mi? Korkunç yani bir gecedeki faizler, bilmem neler. 16 yılda devlet her şeye rağmen cumhuriyetin değerlerini satmamakta direnmiş ve 8 milyar dolarlık bir özelleştirme yapmıştır. 8 milyar dolar Kaç yılda? 16 yılda. AK Parti iktidara geldi. 2002'den bugüne 20 yılda 8 değil. 18, 28, 38, 48, 58 değil. 63 milyar dolarlık özelleştirme yaptı. Tam 8 kat. Hani Cumhuriyet'in kat kat üstünü yapmışız ya. Keşke öyle olsa. Kim istemez? İstemeyenin iki gözü kör olsun. Ee, Borçla yapılan işleri bir kenara koyalım. Şuradaki özelleştirme, birkaç tane örnek vereceğim şimdi. Bize, AK Parti'nin bize 20 yılda ne hediye ettiğini gösteriyor. Bakın bundan sadece CHP olarak biz muzdarip değiliz. Vallahi ülkücüler de muzdarip olmalılar. Vallahi büyük birlikler de muzdarip olmalılar. AK Partiler de muzdarip olmalılar. Çünkü bu para hepimizin ortak parasıydı. Dedemizden bize bize kalan mirastı. Ekonomik olarak mesela neler elden çıkarıldı diye merak edenlere çok liste uzun ama herkesin aklında kalan birkaç hatırlatma. Mesela limanlarımızı sattılar, Sekay'ı sattılar, tekeli sattılar, araziler gitti, tüpraş gitti, petkim gitti, elektrik dağıtımları gitti, gübre öğreten şirketlerimizi sattılar. Yani can damarlarımızı kestiler. eti madenlerini, eti bakırı, eti kromu, eti gümüşü, eti elektrometeorolojiyi sattılar. Bak bunların hepsi gitti. Türkiye Hava Yolları'nı sattılar ya. %20'sini bir kere sattılar. Ondan sonra gitti biz %25'ini daha sattılar. Şeker fabrikalarını sattılar. Doğal gaz dağıtımlarını sattılar. Sümer Bank'ı sattılar. Yani Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı sattılar. Ya arkadaş yani devlete ait olan ne varsa bu kadar rakam içerisinde bunları e, tek 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 sattılar.